Herkese merhabalar. Bu haftaki yol arkadaşımız Nisan Kaşgai. Normalde biliyorsunuz yakın dostum Erhan Arıkan'la beraber sizin için testler yapıyorduk. Ama bu hafta biraz kendisi hastalandı. O yüzden bana bugünkü çekimde eşlik edemeyecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugünkü çekimde Nisan Kaşgai'yi size ben anlatacağım. Kaşgai çok kısa bir süre önce makyajlandı. İkinci jenerasyon Kaşgai olarak satışa sunulmuştu. Şu an makyajcısı piyasaya sürüldü ve uzun zamandır bu otomobili hayatımızda çok sık görüyorduk. En son versiyonu şu an yanımızda ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Lansman rengi olarak satışa sunulan bu mavi rengi çok beğendik. Ve test arabamız da bu renkte zaten. Yaklaşık 500 hatta 600 km'ye kadar otomobili kullanma şansı yakaladım. Uzun bir test süresi geçirdim. Otomobille ilgili size birçok detayı anlatacağım. Bakalım Nissan bizim için yeni Kaşgai'de ne gibi teknolojiler, ne gibi hizmetler geliştirmiş. Hep beraber bir test edelim. Öncelikle otomobilin teknolojisi hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Şu an içinde bulunduğumuz Nissan Qashqai ikinci jenerasyon ve makyajlanmış olan kasa. Üzerinde 1.2 1200 cc hacminde bir benzinli motor var. Yaklaşık 115 beygir güç üretiyor ve 165 Newton'da tork üretiyor bu motor. 1.2 ama turbo motora sahip bir araç. Şu an içinde bulunduğumuz ve donanımı da Platinum Premium Pack diye geçiyor. Yani aslında Nissan Qashqai'de satın alabileceğiniz tüm donanımların içinde konduğu bir modeldeyiz şu an. Çok güzel bir cam tavanı var. Neredeyse tavanın tamamını kaplayan bir cam tavan var otomobilin içinde. Öncelikle çok ferah olduğunu söylemem gerekiyor size cam tavandan dolayı. Aşırı güneşte rahatsız edebilir ama zaten bir kapağı ve bir örtüsü var. O anlamda da bir sıkıntı yok. Her zaman ilk merak edilen şey otomobilin sürüşünün ve işte gücünün nasıl olduğudur. Önce ondan biraz bahsedeyim size. 1.2 motor bu otomobil için yeterli gücü sağlayabiliyor. Tabii ki biraz daha güçlü olsa daha keyifli, çok daha seri, gaz tepkileri iyi olan bir otomobil olabilirdi. Ama 1.2 olan motor da yani otomobil için yürümüyor diyeceğimiz bir güç dinamiği oluşturmuyor. O yüzden benzinli motor tercih edecekler. Bu motoru tercih etme konusunda şüphede kalmasınlar. Otomobil yeterli performans sunabiliyor. Otomobil tüketim tarafında da çok üzmüyor sürücüsünü. Yeteri kadar performansa karşılık tüketimi de makul diyebiliriz. Şehir içi kullanımında, karma kullanımında ortalama 8 litre gibi diyebilirim bunu. Katalog verisi de 6,5 litre. Ama biz test boyunca tüketimi çok göz önünde bulundurarak bir test yapmadık. O yüzden ortalama tüketim 8 litre civarlarında gezindi. Bu otomobili hem uzun yolda hem de şehir içinde çok fazla kullanma şansı yakaladım. Birçok yol şartında kullanabildim. Otomobilin çok iyi olduğu bazı noktaları var. Biraz böyle zayıf kalan noktaları var. Güvenlik tarafında çok fazla şey eklenmiş otomobile. Aynalara bağlanmış olan bir kör nokta uyarı sistemi var. Şerit algılama sistemi var güvenlik ekipmanları arasında. Onlar çok güzel çalışıyor, çok başarılı çalışıyor. Doğru noktalarda size uyarılar veriyor. Üzerinde 7 kademeli bir CVT şanzıman var. Sadece vitesin hangi pozisyonda olduğunu bize anlatmak için geliştirilmiş bir kademe sistemi var. Normalde CVT sistemde vites sayısı bulunmuyor. Sonsuz dişli dediğimiz bir teknolojisi var. Sadece otomobili biraz daha şanzıman mantığıyla kullanabilmemiz için kademeler verilmiş. Bu da 7 kademeye sahip bir şanzıman. CVT şanzıman çok güzel çalışıyor, çok başarılı çalışıyor. Motorla çok uyumlu çalışıyor. Şu ana kadar kullandığım en başarılı CVT şanzımanlı otomobil diyebilirim. Motorla uyumu çok iyi. Motorun o
gücünü çok iyi aktarıyor, kayıpsız aktarıyor. Bu anlamda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Otomobilimiz 19 inç jantlara sahip. Bundan dolayı biraz yol sesi alıyor içeriye. Ama yol tutuşu, izinde gidiş çok güzel. Otomobil hiç izinden sapmıyor. Tam benim sevdiğim şekilde, yani benim tabirimle tren gibi gidiyor. Yol tutuş konusunda ve esneklik konusunda ben biraz bu şekilde tercih ediyorum otomobili. Benim beklentimi fazlasıyla karşıladı. Burada tabii 19 inçlik jantların büyük etkisi olduğunu söyleyebilirim. Otomobil tabiri caizse ip gibi gidiyor yolda ve direksiyon tepkileri çok başarılı. Onu çok sevdim. Çok başarılı çalışan, çok iyi çalışan bir geri görmüş kamerası var. İki farklı açıdan bize görüş sağlayabiliyor ve çok başarılı işler çıkartabiliyor. Hem otomobilin arkasını görüyorsunuz, hem de kuş bakışı olarak otomobili yukarıdan aşağı doğru gördüğünüz için park konusunda çok rahat ediyorsunuz bu otomobille. Aracın içindeki malzeme kalitesi de gayet yeterli. Bu sınıfın ve bu paketin beklentilerini karşılayabilecek kalitede. Otomobilin en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi frenleri oldu. Otomobilin fren performansı çok güzel. Çok başarılı çalışıyor. ABS'si çok sık devreye girmedi. O açıdan da beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Ne yazık ki arkası biraz dar. Ama burada benim boyumun çok uzun olmasının büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim sürüş pozisyonumda ben kendim arkaya çok rahat oturamadım. Bu tip otomobillerde genelde bunu baz alıyorum. Yani sürüş pozisyonumu ayarladıktan sonra arka koltuğa ben oturabiliyorsam otomobil gerçekten bana göre geniş bir otomobil, içi geniş bir otomobil diyebilirim. Aynı şekilde tavan yüksekliği de cam tavandan dolayı ve onun örtüsünden dolayı yaklaşık bir 3-5 santimlik bir kayıp var. O yüzden arka koltuğa oturduğumda benim başım biraz tavana bayağı yaklaştı diyebilirim. Biraz da benim bayağı yaklaştı diyebilirim. Arka genişlik konusunda çok tatmin etmedi. Deri koltukları var. Derilerin de kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Beklentiyi karşılıyor. En güzel özelliklerden bir tanesi ısıtmalı koltuklara sahip. Ön koltuklar iki kademeli şekilde high ve low olarak ısıtılabiliyor. Ve koltuk ısıtıcı gayet başarılı çalışıyor. Onun dışında ön koltuklar elektrikli olarak ayarlanabiliyor ileriye geriye. Ve sürücü koltuğunda iki farklı sürücü için koltuğu ayarladıktan sonra hafızaya alabiliyorsunuz. İki sürücü için hafızaya alınan bir koltuk var. Bunun dışında güzel bir özelliği daha var. Otomobili stop ettikten sonra ineceğiniz zaman, sürücü için söylüyorum bunu. Sürücü ineceği zaman koltuğu geriye alıyor, en geriye alıyor ve sürücünün otomobile rahat bir şekilde inip binmesini sağlıyor. Otomobil çalıştıktan sonra tekrar bir önceki ayara otomobilin koltuğu geri geliyor. Böylece otomobile çok rahat bir şekilde inip binebiliyorsunuz. Üzerinde tasarımını çok sevdiğim 3 kollu bir direksiyon var. Ve birçok kontrol, yol bilgisayarı, radyo ve yol sürüş kontrol sisteminin kumandaları direksiyona eklenmiş vaziyette. Ve çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Korna düğmesi, yani kornası göbeği biraz küçük olmuş. O yüzden baş parmağınızın yetişmesi biraz zor olabilir. Ben biraz zorlanıyorum kornaya basmakta. Yani direksiyondan elimi kaldırmadan basmak istediğimde biraz zorluyorum ama onun dışında tabii ki kornaya basmak çok kolay. Elektrikli bir aynası var. Aynı zamanda ısıtmalı bir aynası var. Bu zaten artık hemen hemen bütün otomobillerde gördüğümüz bir özellik. Biliyorsunuz şu an içinde bulunduğumuz otomobil ikinci jenerasyon Qashqai'nin makyajlanmış hali. Özellikle ön tasarımında güzel değişiklikler yapılmış. LED aydınlatmalar, LED farlar otomobili çok şık gösteriyor ve aydınlatma kalitesi çok yüksek. Çok kaliteli bir his uyandırmış. Özellikle karşıdan gelen sürücü otomobili gördüğünde bir kez daha bakma ihtiyacı duyuyor. O anlamda yapılan ikinci makyajın çok düzgün olduğunu, çok farklılık yarattığını söyleyebilirim. Aynı zamanda LED farların aydınlatması da çok güzel. Gece aydınlatmasını çok beğendim. Gündüz farları da tasarımı çok hoşuma gitti. Genel olarak otomobilin kullanımı çok keyifli. Direksiyon tepkileri, gaz ve fren tepkileri çok yumuşak ve doğru çalışıyor. Keyif veriyor ve aynı zamanda güven de veriyor otomobilin frenleri. Kaliteli bir otomobilde olması gereken birçok şeye sahip bir otomobil. Ön tarafta 7 inçlik bir ekran var. Bunun içinde birçok şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Geri görüş kamerasını, radyoyu, navigasyon var otomobilde. Ama navigasyonla ilgili şunu söylemek istiyorum. Genelde dahili navigasyonlar
versiyonları geride kalıyor ve çok iyi çalışmıyor. Bu otomobil için de aynı şey geçerli. Yani aradığım birçok noktayı ben bu navigasyonda bulamadım. Adres güncellemesi tarafında biraz geride kalmış vaziyette navigasyon. Onun dışında ekranın dokunma hassasiyeti yeterli. Genel olarak iç tasarımı da çok güzel. Yerli yerinde. Yani burada kafa karıştırıcı hiçbir şey yok. Aradığınız her şey çok rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Bu tarafta iki tane bardaklık var. Ön tarafta telefonunuzu koyabileceğiniz bir boşluk var. Aynı zamanda iki kademeli açılan bir kolçak var burada. Birinci kademede direkt en büyük alana ulaşabiliyorsunuz ve yeterince büyük bir alan var. Aynı zamanda burada bir tane çakmak soketi ve AUX girişi var. Bunu kapattığınızda yandaki küçük düğmeden ikinci kademeyi açabiliyorsunuz. Buraya da yine ruhsatlarınızı ya da işte herhangi bir cüzdanınızı koyabilirsiniz. Onun için de ikinci parça açılan bir alan yapılmış otomobilin içinde. Camları çok büyük. Aynı zamanda cam tavan da var. O yüzden otomobilin içi çok ferah ve seyahat etmek çok keyifli. Etrafı çok rahat görebiliyorsunuz. Arkada oturanlar da bu ferahlıktan nasibini alıyor diyebilirim. Çünkü etrafı çok rahat görebiliyorlar. Koltukların konforu çok iyi, çok yeterli. Herhangi bir rahatsızlık çıkarıcı bir şey yok. Yan destekleri de yeterli geldi bu otomobil için. Zaten çok fazla performans odaklı bir otomobil olmadığı için aşırı yan desteğe de ihtiyaç duymuyorsunuz ama zaten mevcut koltuklar da yeterli yan desteği sağlayabiliyor. Aynı şekilde arka koltukların konforu da gayet başarılı ve yeterli. Nissan Qashqai modelinde bu otomobili zirveye taşıdı diyebiliriz. Biraz Qashqai'nin geçmişinden bahsetmek istiyorum. Bu otomobil Nissan'ın bel kemiği oldu diyebiliriz. Hatta Nissan'ı belki de zor günlerden kurtaran model oldu diyebiliriz. Qashqai modeli SUV dediğimiz otomobil tarzının öncülerinden bir tanesi ve bu sınıfın temel taşlarından bir tanesi. Şu an ikinci jenerasyon. 2006 yılından beri Qashqai modeli satılıyor. Aynı şekilde ilk çıkan Qashqai de birinci jenerasyon kısa bir süre sonra makyaja uğramıştı. Ama 2013 yılında Qashqai'nin ikinci jenerasyonu trafiğe çıktı ve yine çok sayıda satıldı ve kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Bu da makyajlanmış versiyonu da eminim çok beğenilmiştir. Qashqai'nin bagajı yeteri kadar alana sahip, beklentileri karşılayabiliyor. İlk bagajı açtığınızda dümdüz bir zeminle karşılaşıyorsunuz ve yüklemesi çok basit ve kolay bir bagaj. Aynı zamanda zemindeki parçayı kaldırdığınızda aslında bagajın iki parçaya sahip olduğunu görüyorsunuz. Alt tarafta da biraz daha küçük olmasına rağmen yine bir bölüm daha görebiliyorsunuz. Oraya da yine birçok eşyanızı koyabilirsiniz. Ben otomobili genel olarak çok beğendim. Çok fazla beni memnun etmeyen yeri olmadı. Biraz dediğim gibi yol sesi alıyor. Ama orada da 19 inçlik jantların etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ama ben 19 inç jant olmasını tercih eden sürücülerden bir tanesiyim. Çünkü bu özellikle sürüş dinamini benim için çok olumlu yönde etkilemiş diyebilirim. Tabii ki 16 jantlı olan versiyonlarında biraz daha konforlu ve biraz daha sessiz bir seyahat edebiliriz ama ben yine de 19'u tercih ederim diye düşünüyorum. Bu haftaki yol arkadaşımız Nissan Qashqai 1.2 Platinum Premium Pack'ti. Bu otomobili test etmekten çok keyif aldık. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi dizel versiyonunu da sizler için test etmeye çalışacağız. Bir sonraki test videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.